Bismillahirrahmanirrahim. Fatih Mekke 11. sefir 72. kısım. 22. hadis. Konuşmayanın haccı yoktur. İbn Arabi Cabir kızı Zeynep el Ahmesiye'den Hazreti Peygamber'in susmuş bir halde kendisiyle hac yapan kadın hakkında şöyle dediğini bildirir sallallahu aleyhi ve sellem. O kadına söyle konuşsun. Çünkü konuşmayanın haccı yoktur. Hadisi Zeynep'e ulaşacak şekilde rivayet eder. İbni Hazım hadisi Kitabul Mualla Mualla isimli eserinde kaydetmiştir. Allahu Teala şöyle buyurur: "Kuşkusuz biz zikri indirdik. Zikir kelamdır ve o ilahi bir niteliktir. Hac esnasında dini bir ibadeti yerine getirmektesin. Öyleyse zikrederek o ibadette konuşman uygun, hatta zorunludur. Bir hadiste haçtaki uygulamaların Allah'ın zikrini yerleştirmek için saptandığı bildirilmiştir. Biz de sözden meydana geldik. Bu ol yani kün sözüdür. Emrin ardından biz de olduk. Öyleyse susmak var olmayan bir durum iken konuşmak var olan bir durumdur. Sözün bir etkisi vardır ve bu nedenle söz diye isimlendirilmiştir. Çünkü söz anlamındaki kelam kelim kelimesinden türetilmiştir. Kelim ise bedendeki bir iz olan yara demektir. İnsan var olmuştur. Öyleyse onun var olması gereken bir nitelikle nitelenmesi gerekir ki o da kelamdır. Var olmayan bir nitelik nitelenemez. Var olmayan nitelik ise susmadır. İnsanın hakikati konuşmadır yani nutuk. Sustuğunda ise haliyle kendisini yalanlar. Şu var ki Allah susma için bir yer belirlemiştir. Söz konusu yerdeki susma göreli susmadır. Göreli susma gereksiz durumlarda konuşmamak ya da insanın lehinde değil aleyhinde olacak durumlarda konuşmamasıdır. 23. Hadis Telbiyede sesi yükseltmek, hacda tehlil getirmek. Nesai Es-Saib İbni Hallat'tan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarır. Cebrail bana geldi ve şöyle dedi. Sahabene söyle telbiye getirirken seslerini yükseltsinler. Akıl ve vahiy kanatıyla Allah'ın her şeyi bildiği, ve onun duyan ve yakın olduğu sabittir. Şeriat bunu bildirmiştir. Bu bilgi de vahye inanan mümin ile akıldan hareket eden bilgin eşittir. Öyleyse telbiyeyi yüksek sesle getirmenin hakkın mertebesiyle bir ilişkisi yoktur. Şu var ki Allah meleklerine karşı hacılarla övüneceğini bildirmiştir. Hacıların telbiye getirirken seslerini yükseltip toz toprak içinde Allah'a yönelmeleri Meleklere karşı hakkın övünebileceği en büyük davranıştır. Aynı zamanda ölümle dünya hayatından ayrılan bazı ruhlar da hac ameliyle bize hakka davet eder. Nitekim Halil İbrahim peygamberden öyle bir olay rivayet edilmiştir. Halil İbrahim Kabe'yi yaptığında Rabbi kendisine binanın üstüne çıkıp insanlara hacci bildirmesini emretmişti. Bu emre karşı İbrahim "Rabbim, sesimin ulaşması mümkün müdür ki?" deyince Allah kendisine senin görevin çağırmak, ulaştırmak benim işim demiştir. İbrahim şöyle nida etmiştir. Ey insanlar, Allah'ın bir evi vardır. Onu haccediniz. Ravi şöyle der. Allah bu nidayı kullarına duyurur. Bir kısmı çağrıya icabet ederken bir kısmı icabet etmez. İnsanların bu çağrıya icabet etmeleri kendilerine yöneltilen ben sizin Rabbiniz değil miyim nidasına karşı bela evet Rabbimizsin sözüne benzer. Allah insanları kendilerine karşı tanık tutup ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde onlar buna olumlu karşılık vermişlerdi. Nitekim bu olumlu karşılığı hakkın duyma gücü haline geldiği kullar duyabilir. Çağrıya olumlu karşılık verenlerin bir kısmı hemen hakkın davetine icabet eder. Onlar iyiliğe koşanlar ve imkan oluştuğunda Haccın hemen yerine getirilmesi gerektiğini düşünenlerdir. Bir kısmı ise davete icabette ağırdan alıp belli bir zamandan sonra harekete geçenlerdir. Bunlar imkan olduğunda bile haccın zamana bırakılabileceğini düşünenlerdir. Buradan farkında olmaksızın hacdan yerine getirdikleri kısmı yerine getirirler. Çünkü Allah onları dünya hayatına çıkardığında bu müşahadeyi onlara bildirmemişti. Onlar ayretten habersizdir. Allah'ın bu çağrısına icabet edenlerden bir kısmı, icabeti yineleyen bir kısmı ise yinelemeyenlerdir. İcabeti yinelemeyenler bir kez hac eden insanlardır. Yineleyenler ise imkan ölçüsünde hac yapanlardır. Böyle bir insan her hac edişinde bir farz sevabı alır. Şari, hacda telbiyenin yinelenmesiyle buna dikkat çekmiş ve şöyle demiştir. Lebbeyk Allahumma lebbeyk, lebbeyk. Buyur Allah'ım, buyur, buyur. Seni ortan yoktur, lebbeyk. Hamd, nimet ve mülk sana aittir. Seni ortan yoktur, lebbeyk. Gerçek ilahsın. Hacı bildirmek üzere beş kez telbiyenin getirilmesi, onu beş vakit namazdaki ezana benzetir. Beş vakit ezanın her birisine olumlu karşılık verilir. Çünkü peygamberin göz aydınlığı namaz idi. Vardığımız bu görüşü, hacdaki tehlilin, zorunlu olarak namazın ardından emredilmiş olması destekler. Mekkeli bir adam görmüştük. Adam 30 yaşından fazlaydı ve ömründe hiç hac et hiç hac etmemiş, umre yapmamış ve Kabe'yi tavaf etmemişti. İlk kez benimle birlikte umre yapıyor, ben de nasıl hareket edeceğini öğretiyordum. Mekke'nin yakınlarındaki cüddeli bir adamdan söz edildi. Adam 80 küsür yaşındaydı ve ömründe hiç hac yapmamıştı. Mısırlı zengin bir adamı duymuştum. Adam hiç hac niyeti taşımamıştı. Bir gün suçlunun kendisi olduğu zannedildiği bir olay nedeniyle Mekke valisinin emriyle tutuklanmıştı. Adam zincirle bağlanarak öldürülmek üzere Mekke valisini getirilmiş. O gün Arafat'ta vakfe günüymüş. Korku içindeki adam bu olayı görünce ''Ey hükümdar bu da nedir böyle?'' diye sormuş. Bu soru üzerine hükümdar adamın suçsuz olduğunu anlamış onu serbest bırakmış ve suçlu olmadığını kabul etmiş. Adamla da gusül abdesti alıp hacca hazırlanmış. İşte Allah'ın inayeti budur. İbrahim peygamberin bu nidasına olumlu karşılık vermeyenler ise çağrıyı duysalar bile Allah'ın hac etmeyi nasip etmedikleridir. Allah bir insanı bu çağrıyı duymayacak şekilde sağır ederse o hacca inanmaz. Kendileri hacca gitmediği halde adlarına hac yapılan kimseler de vardır. Böyle birisi adına hac yapan kimse tam bir hac sevabı kazanır. Adına hac yapılan ise hac değil, hac sevabı kazanır. Bu nedenle hacı olmadığı halde hacılar içinde diriltilir. Keşfin verdiği bilgi budur. Böylece yüksek sesle telbiye getirmenin övüme maksadıyla olduğunu belirttik. İşin bir yönü de ilahi isimlerin hükmüyle ilgilidir. Çünkü Allah'ın bir ismi El-Baid'dir. Bu Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde geçen nida yani eyyühe ifadesini işaret eder. Uzaktaki yani el-baid nida edebilir. Nida, bir halde bulunan kulun hakkın çağrısına karşılık vermek üzere başka bir hale çağrılmasıdır. Uzaklık, el-baid isminin otoritesini ortaya çıkartmak için elbiyede sesin yükseltilmesini gerektirir. Böylece yakın olanın yakında etkisi gibi El-Bait isminin uzaktakindeki etkisi ortaya çıkar. Çünkü daha önce defalarca belirttiğimiz gibi ilahi isimler arasında karşılıklı bir üstünlük yoktur. Bunu bilmelisin. 72. kısım sona erdi onu Tehlil'den önce Allah'ı zikretmek hadisiyle 73. kısım takip edecektir.